Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ramazanımızı mübarek eylesin. Ramazan-ı Şerif hakkımızı hayırlı eylesin. İşte geçen hafta Fatiha suresini işlemiştik. Bu haftada Fatiha suresinde yapmış olduğumuz duaların karşılığında biz Allah'a ne dua ettik? Dedik ki ya Rabbi sıratal lezine ihdine sıratal müstakim sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağzubi aleyhim velazzalil. Kendisine nimet verdiğin kimselerin yoluna bizi hidayetlendir ya Rabbi diye dua ettik. Doğru mu? Yani her namazda, her Fatiha'da bunu. Peki dalalette olan kimselerin yolundan bizi uzaklaştır diye dua ettik mi? Geçen haftaki dersimizin sonunda. Peki bundan sonra Allah bize hidayet yolunu gösterecek ve dalalet yolunu gösterecek. Doğru mu? Şimdi Fatiha bitti. Ondan sonraki dersimiz Bakara suresi. Arkadaşlar Bakara suresi ismini ileriki ayeti kerimelerde Allah İsrailoğullarına inek kurban etmeyi emretti. Şimdi buraları dinliyoruz. Allah İsrailoğullarına inek kurban etmeyi emretti. Yani Bakara ismi nereden geliyor? Onlar da adeta yapmamak için direttiler. Şöyle yaptılar. Ya Rabbi kurbanı nasıl keseceğiz? Sarı mı keseceğiz? Kırmızı mı keseceğiz? Büyük mü keseceğiz? Küçük mü inek keseceğiz diye kesmemek için direvamız soru sordular Musa Aleyhisselam'a. Yani nasıl inek keselim, büyük mü keselim, renkli mi keselim, sarı mı keselim diye direttiler. Yani ayak sürttüler. Çünkü değerli kardeşlerim, önceki derslerimizde de söylediğimiz gibi Allah İsrail oğullarını Musa Aleyhisselam hatırlar mısınız? Tur-i Sina'ya Allah ile buluşmaya gittiydi değil mi? Önceki derslerimizden hatırlayalım. Orada Musa Aleyhisselam Rabbimizle olan randevularını 40 gün gece orada kalırken arkadan ne yaptılar İsrailoğulları? Öldürmediler. Bir buzağı yaptılar, ilah edindiler değil mi? Buzağa tapmaya başladılar, doğru mu? Buzağa tapmaya başlayınca Allah da İsrailoğullarına taptıkları şeyi kurban etmekle onları imtihan ediyor. Dikkat ettiniz mi? Sen neye çok seviyorsan, neye çok bağlılığın varsa Allah seni onunla imtihan ediyor. Buraya dikkat edin, doğru mu? Buzağa taptılar ama baktılar ki çevredeki köylerde, kasabalarda herkes bir put bulmuş kendisine, heykel bulmuş, ona tapınıyor. Öyleyse biz de, bak 40 gün dayanamadılar. Biz de bir şey yapalım, ona tapınalım diye bir buzak ele geçirdiler, yaptılar altınlardan, ziynetlerden. Kimi diyor ki rüzgar diyor oradan vurunca ağzından ses geliyor. İşte konuşuyor dediler. İşte Allah belki de onu imtihan için konuşturdu, olabilir. Ama Allah Celle Celaluhu İsrailoğullarına neye taptıklarsa onu kurban ettirerek onları imtihan ediyor. Bakalım yapacaklar mı? İşte Bakara suresi çok faziletli bir sure arkadaşlar. Bakara suresini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki evlerinizde okuyun. Sadece okumakla da kalmayın. Onun manalarını, açıklamalarını, içindeki hükümleri ders yapın onunla. Çünkü Bakara suresinde çok hükümler var. Hükümler var arkadaşlar. Peygamberimiz Zehravan dediğimiz iki çiçek. Uyuyor musunuz abi Osman abi? Zehravan dediğimiz Bakara suresiyle Ali İmran suresi iki çiçek anlamına gelen iki suredir. Bakara suresinin evlerinizde okunduğu zaman sihir ve büyülerin zarar vermeyeceğini Peygamberimiz buyuruyor. Neden acaba olabilir? İçerisindeki hükümler yaşanır, içerisindeki hükümler okunursa zarar vermeyeceğini Peygamberimiz haber veriyor. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim, hurufu mukatta'a harfleri arkadaşlar. Hurufu mukatta'a demek kesik kesik harflerin bir araya gelmesi demek. Kesik harflerin bir araya gelmesi demek. Elif, lam, mim
Bu rivayet olunduğu üzere değerli ablalar, değerli kardeşlerim, burada Allah Celle Celaluhu peygamberiyle arasında bir şifre, hurufu mukatta harfleri. Başka ne var? Hamim var. Kaf, ha, ya, ayn, saat var. Yasin var. Doğru mu? Saat var. Kaf var. Bunlar hep hurufu mukatta harfleri. Kimileri mana vermeye kalkmış ama kimse bu kesin budur diyememişler bu harflerde. En son alimler şunu söylemişler. Allah bununla kullarını aciz bırakıyor. Şöyle diyor. Allahu alem bi muradihi. Allah bununla muradını en iyi bilen kendisidir. Deyip biz de geçelim. Doğru mu? Yani koskoca alimlerin mana vermediği veya şey yapmadığı şeyi biz... Ha bir de şu var. Askere bilen giden abilerimiz var. Burada şu vardır şimdi. Allah ile peygamber arasında parola ve şifre olabilir. Tamam mı? Hani askerde vardır ya komutan askere der ki bu akşamki parola budur der. Doğru mu? O onu bilirse tamam parolayı bilir. Peygamber ile Allah arasındaki parola şifre de olabilir. Her şey olabilir. Ama biz yine alimlerin üstüne konuşmadan deriz ki Allahu alem bi muradihi. Bundan murat Allah en iyi bilendir. Doğru mu? Doğru. Tilke zalikel kitabu. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Zalike işte bu, şu. Şu demek arkadaşlar, şu demek ne yakın ne uzak anlamına gelir. Zalike. İsmi işarettir bu. Şu, şu. Neden Allah şu demiştir burada? Çünkü daha henüz Kur'an ayetleri inmeye devam ediyor. Doğru mu? Kur'an ne yakındır ne uzaktır. Bu bitecektir ama tam yakın da değil, uzak da değil. Bak şu şu ayetler. Şu ayetler deyip el kitabı. Bak Kur'an dememiş, el kitap demiş. Kitaba, Kur'an'a el kitabı kitap yani Kur'an-ı Kerim değerli kardeşlerim burada şudur. Kitap denilince Kur'an akla gelir. Bunun haricinde yazan bütün meşru kitaplar Kur'an-ı Kerim'i açıklamak için yazılmıştır. Bakın tefsirler, doğru mu? Hadisler, yazarlar, şunlar, bunlar hepsi ilim kitapları olsun, diğer kitaplar olsun, bütün kitaplar alimin dediği gibi sadece bu Kur'an-ı Kerim'i açıklamak için gelmiştir. La raybe, onda hiçbir şüphe yoktur. Kalbin rahatsızlık duyması ve vehim beslemesidir şüphe. Vehim değerli kardeşlerim. Vehim beslemesi kalbim. Yani şüphe yoktur. O kitabın kendisinde Allah'ın kelamı olması konusunda hiçbir şüphe yoktur. Yani arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in bir Müslüman Kur'an hakkında hiçbir şüphe duymaz. Biz Kur'an'a iman ederiz değil mi? Neyine iman ederiz? Allah'tan geldiğine, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirildiğine şüphe etmeden, hiçbir şüphe etmeden iman ederiz. Şimdi kafirler öyle yapmıyorlar veya münafıklar öyle yapmıyor. Acaba bu ayetten ne demek istedi? Ben de ki ben anlayamadım de. Ben anlayamadığımı Ahmet abi anlar, doğru mu? Osman abi anlar. Senin anlamadığını ben anlarım. Benim anlamadığımı ablam anlar. Yani ben bundan şüphe hiç duymuyorum. Bu kitap Allah katından peygamberine indirilmiştir. Allah bizi bu imandan ayırmasın. Fihi o kitapta vardır. Bu kitap yani bu arkadaşlar kitap Kur'an-ı Kerim iki çeşit indirildi. Bir Allah'tan levh-i mahfuz'a indirildi. Yani Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Cebrail'e indirildi. Toptan indirme bu. Tamam mı? Bir de inzal tenzil var. Bir de Cebrail aleyhisselam tarafından da yeryüzü semasına indirilmesi var. O da ayet ayet, ayet ayet, ayet ayet iki şey var. Fihi bu kitapta vardır, hüden hidayet vardır. Hidayet neydi arkadaşlar? İstek ve amaca eriştiren vasıtalara hidayet diyoruz. Yani biz ne istiyorduk demin Allah'tan? Allah'ın cennetine bizi koymasını istiyorduk ve Allah'ın görmeyi istiyorduk. Lil muttakin, muttakiler için muttakiler için bu kitapta hidayet vardır. Değerli arkadaşlarım, yani bu Kur'an-ı Kerim bizi
doğru yola getirecek olan kitap bu Kur'an-ı Kerim. Bizi doğru yoldan ayırmayacak olan kitap bu kitap. Lil muttakin, takva sahipleri. Takva neymiş arkadaşlar? Sakınmakmış. Allah'tan gereği gibi korkmakmış takva. Takva neymiş? İslam örfünde ahiret için zararlı olan şeylerden şiddetle sakınmakmış. Takva neymiş? Takva Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk ve farz kıldığı şeyleri ifa etmekmiş. Takva neymiş? Şüpheli olan şeylerden sakınmakmış. Takva neymiş? Seni yüce Allah'tan uzaklaştıran her şeyden sakınmak takvaymış. Bakın, seni Allah'tan uzaklaştıran her şeyden sakınmak takvadır. Bakın, şüpheli şeylerden kaçınmak takvadır. Kişinin, bakın bir de bir tarife bakın, çok güzel. Kişinin takvanın zirvesine ermesi ancak kalbinden geçenlerin bir tabağa konulup da çarşıda pazarda dolaştırıldığında ona bakanlardan utanmadığı bir hale gelmektir. Şimdi kalbimizden geçenleri bir tabağa koysak, içimizden geçenleri bir tabağa koysak ve bu tabağı arkadaşlar çarşıda pazarda dolaştırsak, utanmayacak durumda isek takva bu der kardeşim. Yani kalbimden geçen bu kabın içine koysam, gidip Eyüp Sultan Meydanı'nda bunu gezdirsem, utanmayacaksam bunu gezdirmekten takva budur. Allah o duruma gelmeyi bizlere nasip eylesin. Demek ki arkadaşlar bu Kur'an-ı Kerim'de, abla hoş geldin. Bu Kur'an-ı Kerim'de bizim için takva sahipleri için hidayet vardır. Bakın bu nedir? Biraz önce Fatiha suresinde Allah'tan ne istemiştik biz? Hidayet istemiştik, değil mi? Birinci hidayet neymiş? Kur'an-ı Kerim'miş. Kur'an-ı Kerim bizim hidayetlerim. Ellezine, o takva sahibi kimseler ki yu'minune, iman ederler. Yu'minune, emine, yu'minune. Arkadaşlar, iman eden ne yapmıştır arkadaşlar? Selamet bulmuştur. Kurtulmuştur. İman eden kurtulmuştur. Ne demek iman eden kurtulmuştur? Emine, güvende olmak. Emine. Emine, emanette olmak. Emanet, emine, iman, hepsi aynı kelimeler. Müslüman kimdir? Dilinden ve elinden ve vesair azalarından başka Müslümanların emin olduğu kimsedir. Emin olduğu. Biz peygamberimize ne demişlerdi müşrikler? Muhammedül Emin demişlerdi, değil mi? Yani emin, güvenilir peygamber. İşte mümin de kimdir? Takvaya eren ve kendisinden emin olunan kimsedir. Allah bizleri bu müminlerden eylesin. Arkadaşlar, eman olan kimse dünyada ve ahirette, mümin olan kimse dünyada ve ahirette kurtuluşa eren kimsedir. Peki bu kurtuluşu nasıl yapıyor? Bil gaybi. Gayba iman ediyor arkadaşlar. Bakın, bil gaybi 3 tane amel söylüyor burada. Bir, kalbin ameli iman etmektir. Bu cümlemi çok iyi şey yapın arkadaşlar. Kalp amel işler mi? Kalbin ibadeti var mıdır? Vardır. Nedir? İman etmek. Kalp iman eder. Beden ibadet eder. Doğru mu? Beden ibadet eder. Ruh da ahlaklı şey yapar. Ahlak olarak yerleşir. O iman, o ibadet ruhu yerleşir. Ruh da ahlak olarak ortaya çıkar. Allah cümlemizi bunlardan eylesin. Yü'minûne, onlar iman ederler. Bil gaybi, gayba. Gayb ne demek arkadaşlar? Bilinmeyen. Bilinmeyen, görünmeyen. Duyu organlarımızla göremediğimiz, hissedemediğimiz şeylere biz gayb deriz. Doğru mu? Duyu organlarımızla biz Allah'ı göremiyoruz, değil mi? Neden göremiyoruz? Yok olduğundan göremiyoruz değil. Allah vardır, fakat bizim bu yaratılışımızın acizliğimiz onu görmemize engeldir. Cennette görecek miyiz? Allah görenlerden eylesin. Ne demek bu? Bakın, bir peygamber İbrahim Aleyhisselam Allah'tan ne istedi arkadaşlar? Görmeyi istedi, değil mi? Ya Rabbi, ben seni göreyim dedi ama
kalbim tatmin olsun, huzura ereyim. Yani seni görünce daha fazla iman etmiş olurum. Tabii ki yani gördüğün şeyi bilmekle görmediğin şeyi bilmek arasında bayağı bir fark var değil mi? Aa, İbrahim aleyhisselam, len terani, beni göremeyeceksin ey İbrahim. Neden? Velakin zur ilel cebeli, Allah diyor ki bak şu dağ, beni görememenin sebebi sen beni bir an görsen paramparça olursun, dayanamazsın, kaldıramazsın. Doğru mu? Ne dedi? Velakin zur ilel cebeli cealehu dekken ve harra Musa saika. Ne zaman Allah o dağa tecelli etti, dağ paramparça oldu. Şimdi Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ne dedi? Gale sayıka felemme efaka, bayıldı düştü. Yani bu anladı ki Allah'ı bu dünya gözüyle göremeyeceğini anladı. Felemme efaka, ayıldıktan sonra dedi gale subhaneke, ya Rabbi seni tenzih ediyorum. Ben senden haddim olmayan bir şey istedim bu dünyada. Ben senden haddim olmayan bir şey istedim. Senden özür diliyorum. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ediyorum. Dedi. Ve demek ki ama kıyamette ehli sünnet alimler der ki Allah kıyamette cemalini görenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Sadece göremiyoruz diye Allah yok değil. İşte gayba iman budur değerli kardeşlerim. Ve yukîmûne salâte, namazlarını ayakta tutarlar. Pardon, namazlarını ikame ederler. Başka nasıl söyleyelim? Namazlarını kılarlar. Kılmak ne demek? Yerine getirmek, eda etmek değil mi? Öğle namazını eda ettin mi abla? Ettin. Kıldın demek ki. Namazı kıldın, namaz da seni kul olarak kıldı, kul kıldı. Sen namazını kıldın, neyi gösterdin? Kulluğunu gösterdin. Kul olduğunu, Allah'a kul olduğunu ifade ettin. Namazını, bakın ileriki sürelerde var, hafizu ala salavati, namazınızı koruyun, namaz da sizi korusun. Doğru mu? Namazınızı koruyun, namaz da sizi kötülüklerden, fuhşiyattan, münkerden korusun. Allah böyle namaz kılmayı bizlere nasip eylesin. Demek ki namazı sen korursan, namazı sen devam ettirirsen, namaz da seni korur. Bu namazı ayakta tutmak arkadaşlar, 5 vakit namaz bize vakitli olarak farz kılındı. Yani bakın ikindi namazını kılabiliyor muyuz şimdi? Yok, kılamayız. Bakın şimdi fıkıh konularına giriyoruz. Vakitli namaz. Bayram namazı vakitli. Hac vakitli değil mi? Yani güneş, ay hepsi vakit. Dolayısıyla namaz arkadaşlar bizi Allah'a en yakın olduğumuz an, secdeye vardığımız andır. Bakın hatta diyor, hatta bakın şu ablalar, bütün önceki hazırlıklar, abdest almamız, ellerimizi kollarımızı yıkamamız, ayakta tekbir getirmemiz, ayakta Fatiha'yı okumamız, sureyi okumamız, hepsi rüküye varmamız, hepsi o secdeye hazırlıktır arkadaşlar. Secdeye hazırlıktır. Yani ayakta duruyoruz ya, okuyoruz. Şimdi Allah bizi manevi olarak hazırlıyor. Nereye? O makama hazırlıyor. En büyük makam, kulun en büyük makamı o secdedeki anı. Allah'a en yakın olduğu yer orası. Demek ki ayakta durduklarımız, rüküye gittiklerimiz, aradaki zikirlerimiz hepsi o secde anı. Niçin ablalar? Çünkü secde şeytanın yapmadığı, emrolunup da yapmadığı şey. Doğru mu? Kovulduğu şey. Yani reddettiği şey, biz oraya hazırlık yapıyoruz. Hatta şeytana diyor muhalefet etmek için, o bir defa yapmadı, biz 2 defa yapıyoruz değil mi? Dönüyoruz, kalkıyoruz, bir daha gidiyoruz her rekatta. Dönüyoruz, bir daha ediyoruz. İşte Allah bizi namaz kılanlardan eylesin. Bak, müminin 3 şeyini saydı burada. 1, gayba iman eder. 2, namazını kılır. Birincisi iman, iman konusu. 2, İbadet konusu. 3. Ve mimma razaknahum yunfikun, kendisine vermiş olduklarımız rızıklardan Allah yolunda infak eder. Bakın Ramazan geldi. Şimdi Ramazan'da ne var arkadaşlar? Söyleyelim. Fitre var değil mi? Evet.
Zekat, zekattan önce farz olan, zekat farz olduktan sonra vacipliğe, sünnetliğe düşen hangisi? Fitre. Fitre var. Sadaka vermek var, zekat vermek var. İşte o müminlerin bir özelliği de Allah'ın kendisine vermiş olduğu rızıklardan Allah yolunda infak ederler. Bir, gayba iman ederler müminler. İki, namaz kılarlar. Üç, Allah yolunda infak ederler. Nafaka. Nafaka ne arkadaşlar? Hukukta var değil mi nafaka? Bir erkeğin eşine, çoluk çocuğuna harcadığı şey infak nafakadır. Bir farz olan infak, bir nafaka olmaktır. Nafaka vermek. Yani karısını, çoluk çocuğunu bakmak. İki, bundan fazlası olan zekatı vermek. Bak, önce nafakayı karşılayacak. Karşılayıp da fazladan bir gelire ihtiyaç olursa zekatını verecek. Doğru mu? Üç, Allah yolunda bir ordu bir savaşa çıktığı zaman o orduya yardım edecek. Üç tane nafaka var. Farz olan nafaka. Ha, bir insan bağış yapabilir, hediye verebilir, şey yapabilir ama bunlar farz değil. Sen gönlünden verebilirsin. Doğru mu? Sevap karşılığında. Ama farz olan üç tane nafaka var. Bir, eşine, çoluk çocuğuna bakmak. İki, Allah yolunda zekat vermek. Üç, İslam orduları teçhizat kurduğu zaman ona yardım etmek. Hani Peygamberimiz orduyu topluyordu. Diyordu ki insanları topluyordu. İslam ordusuna yardım edin. Hazreti Ebu Bekir ne yaptı? Bütün malını verdi. Bir çuvala sarıldı değil mi? Hazreti Ömer dedi ki ben bu sefer Hazreti Ebu Bekir'i geçeceğim. Yarısını verdim diyor. Bir gittim baktım ki Hazreti Ebu Bekir çuvala sarılmış. Ama tekrar çalışıyor. Tekrar zengin oluyor. Hazreti Ebu Bekir böyle bir insan. Yani korkmuyor onlar. Rızık korkusu yok onlarda. İşte Allah bu nafakayla da Allah'ın rızasını kazananlardan olmayı bizlere nasip eylesin. Vellezine o kimseler ki yu'minune gene iman ederler. Bima unzile ileyke sana indirilen bu Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. Ve ma unzile min kablik. Senden önce indirilen kitaplara da bu Kur'an-ı Kerim'den önce hangi kitaplara indirildi? Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an-ı Kerim. Doğru mu? Bu kitaplar da Allah tarafından indirildiklerine iman ederler. Bakın biz Müslüman olarak imanımızda ne var? Bütün peygamberlere iman ederiz değil mi? İsa'yı da, Musa'yı da, hiçbir peygamberi la nüferriku beyne ehadim minhum. Hiçbir peygamber arasında ayrım yapmayız. Hepsine iman ederiz. Biz İsa'yı, Musa'yı ayırmayız. Bütün hepsi Allah'ın peygamberleridir. Hepsi birbirlerinin kardeşidir. Hepsi Adem oğludur. Hepimiz Adem oğluyuz deriz. Hepsi Allah'ın dinini yaymak için gönderilmiştir deriz. İşte senden önceki Kur'an-ı Kerim'den önce gelen kitaplara da o müminler iman ederler. Bakın müminler. Ve bil ahireti hum yuqinun. Onlar ahiret hayatına da kesin kes iman ederler. İkan. İkan etmek arkadaşlar kesin şüphesiz bir inanmaktır. Yani biz öleceğiz, dirileceğiz, hesap mahşer yerine gideceğiz ve orada hesap göreceğiz. Hesaptan sonra da herkes yerine geçecek. Doğru mu? Bu ahiret hayatı. Mahşer kurulacak, mizan kurulacak. Cennetlikler ayrılacak, cehennemlikler ayrılacak. İşte ve bil ahireti hum yuqinun. Onlar ahiret hayatına da kesin kes iman ederler. Ülaike işte onlar, bu yukarıda sayılan kimseler. Alâ hüden min rabbihim. Rablerinden bir hidayet üzeredirler bu kimseler. Arkadaşlar, Allah katında insanlar üç kısma ayrılır. Bir, müminler. İki, kafirler. Müminler bu saydıklarına inananlar. Ve diğer iman etmesi gereken şeylere inananlar. Kafirler, adam kesin kes inkar ediyor. Ben diyor, inanmıyorum. Allah yoktur diyor, haşa. Haşa. Yani
Allah yoktur demenin cümlesinin içerisinde bile Allah vardır yani. Çünkü ne yoktur? Allah yoktur diyor. Peki Allah yoktur dediğin şeyde bir Allah diyorsun, doğru mu? Yani bir şey yok bile demek, onu inkar etsen. Ha, Allah vardır ama ben inkar ediyorum. Şöyle, kafir demek arkadaşlar üstünü örten demektir. Hakikatin üstünü örten. Çiftçilere de o manada kafir denir. Tohumu örttükleri için. Tohumu toprağa atar, üstünü örttükleri için. Ama asıl kafir Allah'ın inkar eden, Allah'ın inkar etmese de onun zatını, sıfatlarını, kitaplarını, peygamberlerini. Hani diyor ya, ben deistim diyor. Ne demek deistlik? Ben Allah'a inanırım ama Allah hiçbir şeye karışmaz. Böyle bir Allah, haşa. O zaman bu güneşi kim tutuyor ayakta? Güneşin bir canı mı var? Ayın bir canı mı var? Bu varlıklar nasıl ortaya çıktı? Allah cümlemizi muhafaza eylesin. İşte Allah katında insanlar üç kısma ayrılırlar. Bir, müminler. İki, kafirler. Üç, münafıklar. Arkadaşlar, müminlerden burada en başta Bakara suresinin en başında Ülaike alâ hüden min Rabbim. Onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Yani Allah onlara hidayet nasip etti. Onlar da talep ettiler Allah'tan. Bak, biraz önce Fatiha suresinde ne okuduk? İhtina, ya Rabbi bizi hidayetlendir dedik. Allah da bu ayetlerde bize hidayeti gösterdi. Ne yapacaksınız? Gayba iman edeceksiniz, namaz kılacaksınız, infak edeceksiniz, kitaplara iman edeceksiniz. Allah'tan bir hidayet olarak size Allah bu hidayeti gösterdi. Ve ulaike humul muflihun, felaha erenler. Arkadaşlar, gerçek felah nerede? Hali hazırda imtihanımız devam ediyor. Son nefesimizde Allah iman ile ölmeyi bizlere nasip eylesin. Çünkü yolda, hala şu an yoldayız. Yol değiştirebiliriz değil mi? Trenin ne diyorlar arkadaşlar ona? Ahmet abi. Tren giderken makas değiştirebiliriz değil mi? Hidayetteyiz deriz. Biz çok Müslümanız elhamdülillah deriz. Bir anda makas değişir. Uçuruma doğru gideriz. Doğru mu? Allah bizi yoldan ayırmasın. Allah doğru yoldan bizi ayırmasın. Hala işte bu yukarıda saydığımız şeyleri inananlar, yerine getirenler ve Allah'ın yolunda bu Kur'an'a, bir, burada anlattığı şeyler şunlar. O müflihun, kurtuluşa erenler. Bu kitaba iman eder. Hiçbir şüphe etmeden. Muttakiler hidayettedirler. Gayba iman ederler. Namaz kılarlar. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıklardan infak ederler. Kendilerinden önceki kitaplara da, peygamberlere de iman ederler. Ahiret gününe de kesin kes iman ederler. İşte bu kimseler. Bunlar sadece arkadaşlar kitabın başında bir özet. Özet değil mi? Yani hala Allah bir özetten bahsediyor. Yani üç şeyden bahsetti. Halbuki namaz kılmak, haca gitmek var değil mi? Hac var daha ileriki ayetlerde. İşte 7 ayette Allah felaha kavuşan, kurtuluşa eren, yani Allah'ın rızasına erip de cenneti kazanan, cenneti kazandıktan sonra da cemalullahı görenlerden olmayı Allah bizlere nasip eylesin. Şimdi buraya kadar 7 ayette Allah müminlerden bahsetti. Şimdi 2 tane ayet var burada arkadaşlar. Kafirleri çok dikkate almıyor Allah. Allah kafirlere çok önem vermiyor. Ne diyor? Kafirler bunlardır diyor. Bunlardır. Bunlar diyor inkar etme, inkar ederler diyor. Bunlara ne dersen de, ne uyarırsan uyar, bunlara fayda vermez. Allah bizi muhafaza eylesin. İnnellezîne, o kimseler ki keferû, kafir oldular. Yani inkar ettiler. Neyi inkar ettiler? Allah'ın varlığını ve birliğini, peygamberlerini, kitaplarını, meleklerini, başka? Ahiret gününü, hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu, bir de öldükten sonra dirilmeyi inkar ettiler ve kelime-i şehadet ki buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demeyi inkar ettiler. Bundan kaçındılar. Onları, sevâun aleyhim, onlara e enzertuhum,
Onları uyarsan da emlem tunzirhum, onları uyarmasan da, onları uyarsan da uyarmasan da la yu'minun, iman etmezler. Kafir arkadaşlar kalbini, ruhunu hidayete kapatmış. Hani sen abi oraya gireceksin ama yer bulamıyorsun. Yani İslam'ın nuru oraya girecek ama sen kapatmışsın. Yani bir açmıyorsun. Aralamak bile bırakmıyorsun ki oradan ışık girsin içeriye. Kafir, Allah da diyor ki onları bırak diyor. Onlar kalpleri hatamallahu, Allah onların kalplerini mühürledi. Allah mühür vurdu o kalplere. Tamam, bu açılmıyor bu kapı. Yani Allah ona irade vermiş, akıl vermiş, zeka vermiş, onu vermiş, bunu vermiş, o kapatmış. Allah yoktur demiş. Allah'ın mülkünde ona isyan etmiş. Allah da diyor ki tamam sen diyor ikinci bir emre kadar mühürlüsün. Arkadaşlar evlerimizde mühür var değil mi? Şöyle bir mühür var. Gelir belediye mührü vurur değil mi? Niye? Suçumuz var. Belediye faturalarımızı ödemedik. Elektrik mühürlenir değil mi? Kim açar mührü? Kim mührü vurduysa o açar değil mi? Allah da bir insanın kalbini mühürler. Kim açacak o mührü? Yine Allah açar. Sen tamam ya Rabbi ben af istiyorum. Ya Rabbi ben yanlış yaptım. Ben hata ettim. Ben karşı geldim ama sen beni affet diye buyur. Ala kulubihim, kalplerinin üzerlerine Allah mührü vurur. Arkadaşlar ayaklarına vurur demiyor bakın. Kalbin insanın üzerindeki etkisine bakın. Zikir yeri kalptir. Akıl kalptedir. Aslında bakın şey derler ki akıl diyor beyindedir. Değil. Akıl kalptedir. Akıl baştaki aklı süzen, merhametle çeviren, onu doğru hale getiren kalptir arkadaşlar. Gönüldür. Yoksa bugün İsrail'de o Müslümanları katleden insanların da aklı var değil mi? Ama aklı buna işlemiyor. Gönülden geçmiyor. Allah'ın kalbinde merhamet yok. Niye? Çünkü kalbe inmiyor onun aklı. İşte Allah da diyor ki ben onun kalbine mühürü vurdum diyor. Bak kafasına mühürü vurdum demiyor. Aklını mühürledim demiyor. Kalbini mühürledim diyor. O yüzden biz zikir çekerken ne yapıyoruz ablalar? Tesbihimizi alıyoruz. Kalbimizin üstüne koyuyoruz değil mi elimizi? Elimizi kalbimizin üstüne koyuyoruz ki buradan kalpten gelsin. Dilden kalbe insin. Değil mi? Kalbe insin diye. Ve ala absarihim gışave, gözünün üstüne de perde indiririm diyor Allah. Bak gözünü kör ederim demiyor. Gözüne hakikatleri görmek için perde indiririm. Arkadaşlar perde indiririm derken Allah o perdeyi kaldırır değil mi? İndirdiği perdeyi de kaldırır. Ve lehum, onlar için vardır azabun azim, elem verici acı bir azap, büyük bir azap vardır buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Allah cümlemizi kafirlerden uzak eylesin. Kafirlerin hal ve hareketlerinden, kafirlerin tavırlarından, davranışlarından cümlemizi muhafaza eylesin. Allah Teala zürriyetimizden asla bir kafir ortaya çıkartmasın. Allah Teala zürriyetimizi iman edenlerden eylesin. Namaz kılanlardan eylesin. Allah-u Teala cümlemizi Allah yolunda infak edenlerden, gayba iman edenlerden, hidayet isteyenlerden. Bak Fatiha suresinde hidayet talep ettik. Allah da bize hidayeti 7 ayetle öğretti. Kafirliğin tersi olan, hidayetin tersi olan kafirlikten de 2 ayetten bahsetti. Kısaca daha sonra gene gelecek. Şimdi arkadaşlar 13 ayette ise bakın buradan buradan karşıki sayfadaki Kadir'e kadar da 13 ayette de bize neyi öğretecek? Münafıkların durumunu öğretecek. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Dersimizi hayırlı eylesin. Ramazanımızı mübarek eylesin. Şimdi bugün bu kadar kalalım. Fazla Ramazan üstü. Sizden ricam buraya kadar sizler de okuyun, ezberleyin, manasını da
tefsirlerden, meallerden bakın. Yani belki bizim söylemediğimiz şeyler de olabilir. Allah bizleri Kur'an'dan, imandan ayırmasın inşallah. Rabbimizin yolundan bizleri ayırmasın. Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda hayırlı eylesin. Bayram sabahına günahlardan af olarak çıkmayı cümlemize nasip eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, tamam madem tefsir dersi, kim Cebrail aleyhisselam bir gün geliyor peygamberimiz şeyde dua ederken, hutbe irad ederken diyor ki amin, amin, amin. Peygamberimiz de diyorlar ki ya Resulallah, buyuruyorlar ki sen neden amin dedin? Peygamberimiz Cebrail aleyhisselam bana geldi ve şunu söyledi. Kimin annesi babası yanındayken onun rızasını almadan ölürse onun burnu yerde sürtsün dedi. Ben de amin dedim. İki, kimin yanında benim adım anılır da bana salatu selam getirmezse onun burnu yerde sürtsün dedim. Dedi, ben de amin dedim. Kim Ramazan-ı Şerif'e, burası önemli abla, burası çok önemli. Kim Ramazan-ı Şerif'e kavuşur da bayram sabahına kendisini Allah'a affettirmezse onun burnu yerde sürtsün dedi. Ben de amin dedim. Allah cümlemizi bayram sabahına günahlardan affolunarak çıkmayı nasip eylesin. Bu Ramazan-ı Şerif'te, bu akşam, akşam namazıyla başlıyor. Ta ki 10 Nisan 11. Şeytanlar bağlanıyor. Şöyle arkadaşlar, şeytanlar ibadet edenlere bağlanıyor. Oruç tutana bağlanıyor. Namazını kılana bağlanıyor. Yoksa şeytanlar geziyor abi. Hala geziyor Ramazan'da. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Ramazanımızı hayırlı eylesin. Allah hepinizden razı olsun.